Arkadaşlar merhaba, More to Read 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 4 numaralı metin The Science of Murder, Cinayet Bilimi isimli parçayı birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. More to Read'in parçaları uzun olduğu için ve kelime içerikleri de yoğun olduğu için arkadaşlar, önceden kelime anlamlarına değinmiyorum ama onları renklendirdim. Her zaman söylediğim gibi okurken metnin içerisinde odaklanacağız onlara. Ve şu renkli rakamlar da paragraf numaralarını gösterecek. Painful as it is to think about, murder has become a grim fact of modern society. Şimdi as için painful'u önüne almış. Painful as it is to think about, hakkında düşünmek acı verici olduğu için murder, cinayet, has become a grim fact. Cinayet gaddar bir gerçek oldu. Grim, gaddar anlamında. Of modern society, modern toplumun gaddar bir gerçeği oldu. Solving a murder, bir cinayeti çözmek, solve çözmek, involves, içerir, more than the contributions, daha fazlasını içerir, more than the contributions of the police, polisin katkıları, and witnesses, ve şahitlerin diyor. Yani bir cinayeti çözmek polisin ve şahitlerin katkılarından daha fazlasını içerir. It also involves, o aynı zamanda içerir, the detailed work of people, detaylı bir çalışmasını insanların, in the fields of forensic science, adli tıp. Şöyle arkadaşlar, yani forensic science and medicine diye burada bölmüş. Biz genellikle bunu Türkçe'de tek bir kelime grubunda topluyoruz. Adli tıp diye. Burada forensic science, adli bilim ve tıp şeklinde söylemiş. Gene biz Türkçe'ye bildiğimiz yoldan çevirebiliriz. Adli tıp alanındaki insanların detaylı çabalarını içerir aynı zamanda. Yani polisin ve şahitlerin katkısı yeterli olmuyor. Scientists and doctors, bilim adamları ve doktorlar, who analyze, ki bunlar tanımlıyor bunları, analyze evidence, delilleri analiz ederler, to help solve murders, cinayetleri çözmeye yardımcı olması için. Forensic science, adli tıp bilimi, has a colorful, sahiptir, renkli, kısa bir tarihe, yani kısa olsa da if brief, renkli bir tarihe sahiptir diyor. Yani çok eski bir bilim değil. An early case was the 1849 murder. İlk vakalardan bir tanesi diyor, adli tıbba konu olan 1849 cinayetiydi. Committed, işlenen, commit, teşebbüs etmek, işlemek demek. Tabi ne yapıyoruz? Fiillerin üçüncü hallerini sıfat olarak kullanıyoruz. O cinayeti tasvir etmek için işlenen, by a chemistry professor, bir kimya profesörü tarafından işlenen cinayetti 1849'da. Who had contributed, ki o katkıda bulunmuştu, large sums of money, şöyle bağışlamış, yani büyük miktarda bir parayı, large sums of money, bağışlamıştı olarak alabiliriz bunu. To Harvard University, Harvard Üniversitesi'ne büyük miktarda bir para bağışlayan bir kimya profesörü tarafından işlenen cinayetti diyor ilk örneği. Ya da ilk örneklerinden biri. In that case, bu vakada pieces of bone, kemik parçaları, and teeth, ve dişler diyor, that were found in the ashes, ki bunlar bulundu külleri arasında, küller arasında, of the professor's laboratory, profesörün laboratuvarının külleri arasında bulunan kemikler ve dişler bu vakada, evet, profesörün laboratuvarı, laboratuvar fırınında bulunmuşlar, furnace de var burada, were used in the courtroom as evidence, mahkeme salonunda delil olarak kullanıldı. In 1892 yılında the first murder case, ilk cinayet vakası, that was solved, çözülen diyor, through fingerprint evidence, occurred in Argentina. 1892 yılında da Arjantin'de parmak izi delili
yoluyla çözülen ilk cinayet vakası occurred, meydana geldi. In 1910, 1910'da a doctor was found guilty, bir doktor, burası pasif yapı, suçlu bulundu of murdering his wife, karısını öldürmekten, based on dayanmak, a small piece of skin, küçük bir deri parçasından yola çıkarak, found in his basement, bodrum katında bulunan küçük bir deri parçasından yola çıkarak. A scar on that skin, bu derideki scar yara izi, bir yara izi was identified, tanımlandı as a surgery scar, ameliyattan kalma bir iz olarak, the victim had, kurbanın geçirmiş olduğu bir ameliyattan, on her stomach, midesi üzerinde kalan bir yara izi olarak belirlendi. The doctor was hanged, buna karşılık doktor asıldı, yani asılarak idam edildi. Today, günümüzde the evidence of forensic science, adli tıp biliminin delilleri ranges from, sıralanır, footprints to blood samples, ayak izlerinden kan örneklerine kadar uzar. From hair analysis, saç analizinden, to identification of bite marks, ısırık izlerinin belirlenmesine kadar da uzar. The forensic scientists, adli tıp bilim adamlarının, tabi burada arkadaşlar yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi biz Ahmet derken Ahmet üstten virgül S koyuyorsun, Ahmet'in oluyor. Ya da Ayşe diyorsun, Ayşe üstten virgül S diyoruz, Ayşe'nin oluyor. Ama kelimemiz zaten çoğul bir kelime ise, zaten S ile bitiyorsa, siz virgülden sonra sahiplik anlamında bir S daha koysanız onun okunuşu yoktur. Çünkü arasında ünlü harf yoktur. Dolayısıyla sahipliği verirken S ile biten, çoğul S ile biten kelimelerden sonra sadece bir üstten virgül koymak da yeterlidir. Adli tıp bilim adamlarının çalışması begins at the scene of the crime. Scene of the crime, olay mahalli, suç mahalli, suç mahallinde başlar. And their first piece of evidence, ve onların ilk delil parçaları is a body, bir vücuttur. A dead body, yani ölü olan vücuttur, cesettir diyor. İlk çalışma unsurları. Before the body is removed to the morgue, burası pasif yapı, ceset morga kaldırılmadan önce, remove kaldırmak, the location of every item, her unsurun, item unsur, yeri of the scene, yani olay mahallindeki her unsurun yeri is diagrammed, diagramlanır, yani bir grafisi, bir şekli, bir şeması çıkarılır. And then, ve sonra the search is begun, araştırma başlatılır. For physical evidence, fiziksel deliller için başlatılır. That could identify the killer, katili tanımlayabilecek olan. The killer, katil, could have left, bırakmış olabilir. Modelların past model bu, geçmiş zaman için kullanımı. Could have ve fiilin üçüncü hali. Saliva, tükürük bırakmış olabilir. On a cigarette butt, bir sigara izmariti üzerinde. A good set of fingerprints on a glass, bir bardağın üzerinde iyi bir işte dizi parmak izleri bırakmış olabilir. Hairs on a hat, bir şapka üzerinde saç bırakmış olabilir. Or blood from a cut, ya da bir kesikten çıkan bir kan bırakmış olabilir. On any surface, herhangi bir yüzeyde. Şöyle yukarıya alayım, rahat okuyalım. Once the possible sources of evidence are identified, bir kez muhtemel delil kaynakları tanımlandığında, are identified, geniş zaman pasif, investigators, araştırmacılar, must be careful, dikkatli olmalılar, to protect them, onları korumak için. Çünkü all too easily, çok kolay bir şekilde, evidence may be destroyed, delil yok edilebilir. If the murderer, murder cinayet, murderer da arkadaşlar katil demek. If the murderer was smoking a cigarette, eğer katil sigara içiyorduysa, and threw it in a toilet, ve bunu bir tuvalete attıysa, the evidence will be gone, delil yok olacaktır. If someone flushes the toilet,
eğer birisi tuvalette sifonu çekerse. Likewise aynı şekilde if a police officer eğer bir polis memuru picks up the telephone telefonun ahizesini kaldırır alırsa at the scene of the crime suç mahallinde the fingerprint evidence may disappear parmak izi delili may %50-50 ihtimal disappear'da yok olmak yok olabilir. The next step bir sonraki adım ya da aşama is the medical examination tıbbi incelemedir and an examiner ve bir araştırmacı ya da incelemeci incelemeyi yapan kişi will arrive at the scene olay mahalline varır gelecektir to confirm the death confirm doğrulamak ölümü doğrulamak için and check the body for injuries ve cesedi yaralanmalar için kontrol etmek amacıyla. The body will then be shipped. Ceset daha sonra ship kargoya vermek anlamına da gelir arkadaşlar. Tabi burada göndermek olacak. Çünkü shipping göndermek anlamı da var. Then be shipped to the morgue. Sonra morga gönderilecektir. Ver ki burada, ver de morgu tanımlayan bir sıfat cümlesi başlatıyor. A forensic autopsy, bir adli otopsi will be performed, gerçekleştirilecektir. This will be ve fiili üçüncü hali, future, pasif var burada da. This procedure, bu prosedür, involves, içerir, close examination, yakından incelenmesini, of both, both her ikisi de, both ve and var burada. Both the outside, hem dışının, and inside, hem de içinin, of the body, vücudun, hem dışının, hem de içinin yakın bir incelemesini içerir. The specialist, uzman, will study the hands and face for signs. Şöyle başa alıyorum. Uzman will study the hands and face for signs. İşaretler için elleri ve yüzü inceleyecektir. That a fight took place and will remove any evidence such as bullet that is in the body. Yani bunu baştan alalım. Uzman elleri ve vücudu inceleyecektir. That a fight took place. Bir işte mücadele gerçekleşip gerçekleşmedi mi bu noktada. And video will remove kaldıracaktır any evidence herhangi bir delili such as bullet çıkaracaktır yani mermi gibi that is in the body vücudun içerisinde olan. He or she will also kadın ya da erkek o uzman kastediliyor. Also aynı zamanda send samples numuneler gönderir of body organs vücut organlarının numunelerini to the laboratory laboratuvara gönderir. To see görmek için if olup olmadığını anlamında burada. If the victim took any drugs kurbanın uyuşturucu alıp almadığını görmek için. Besides bunun yanı sıra testing the body for evidence delil için vücudu test ederek forensic technicians adli tıp teknisyenleri must also analyze aynı zamanda analiz etmelidirler all evidence bütün delilleri the police have collected polisin topladığı from the scene olay mahallinden. Yani adli tıp uzmanının işi adli tıp laboratuvarına gelen cesedi incelemekle bitmiyor. Onlar aynı zamanda polisin olay mahallinden topladığı diğer delilleri de analiz etmelidirler. If the murder involved a shooting, eğer cinayet içeriyorsa bir ateşli silah, a shooting, bir silah atışı içeriyorsa, ballistics expert, balistik uzmanı, specialist, expert specialist, yani balistik artık expert, eksper uzmanı, yani ustalaşmış uzmanı, in firearms, ateşli silahlarda, and ammunition ve mühimmat, yani cephane konularında, will also be involved, burada pasif, pasif olarak kullanılırsa involved, dahil olmak demektir, dahil olacaktır, in the investigation, araştırmaya. Using a microscope, bir mikroskop kullanarak, they will try to match, onlar çabalayacaklardır, to match bullets, eşleştirmeye mermileri, taken from the scene, olay yerinden alınan mermileri,
with any bullet, herhangi bir mermi deliğiyle, bullet holes found, bulunan herhangi bir mermi deliğiyle. And they will also try to identify the gun, ve onlar aynı zamanda çabalayacaklardır identify the gun, silahı belirlemeye. A gun leaves, bir silah bırakır. Unique, eşi benzeri olmayan marks, izler. On bullets, mermiler üzerinde. Fired from it, kendisinden ateşlenen mermiler üzerinde bir silah eşi benzeri olmayan izler bırakır. In fact, aslında marks on two bullets from the same gun, evet aslında diyor, izler, iki mermi üzerindeki izler aynı silahtan çıkan, are as alike as two prints, kadar benzerdir, as burada denklik var gene, two prints from the same finger, aynı parmaktan çıkan izler kadar benzerdir. In addition, buna ilaveten, experts will examine, uzmanlar inceleyecektir, any gunpowder, gunpowder silah tozu yani barut, silah pudrası yani barut, powder'un pudra anlamı var, oradan aklınıza gelsin. Evet, inceleyeceklerdir, herhangi bir barutu, found around a bullet, bir merminin etrafında bulunan bullet hole, bir mermi deliğinin etrafında bulunan barutu inceleyeceklerdir. To see, görmek için, how far away the gun was, silah ne kadar uzaktaydı, when it was fired, ateşlendiğinde. By examining the gunpowder, barutu inceleyerek, they will also try, onlar also, aynı zamanda çabalayacaklardır, to identify, belirlemeye, where the gun came from, silahın nereden geldiğini, and on what day it was sold, ve hangi günde it was sold, satılmış olduğunu. It is common knowledge that, yaygın bir bilgidir ki, fingerprints, parmak izleri can be traced, izlenebilir, takip edilebilir, to an individual person, yani bireysel olarak kişiye götürebilir bizi. Likewise, aynı şekilde footprints can be used, ayak izleri kullanılabilir. There are 46 points of measurement, 46 ölçüm noktası vardır, points of measurement, and 120 points, ve 120 nokta vardır, to examine, incelemek için, for shape, to examine for shape, şeklini incelemek için, says, diyor, anthropologist Louis Robbins. Footprints can also be found, ayak izleri aynı zamanda bulunabilir, in people's shoes, insanların ayakkabılarında, and scientists like Robbins, ve Robbins gibi bilim adamları help the police, polise yardım ederler, match a shoe to its wearer, bir ayakkabıyı onu giyeniyle eşleştirmek için. Here, such to, yani such da, to dahi anlamında, can be matched, eşleştirilebilir, with increasing accuracy, giderek artan doğrulukla, diyor. People's hair, insanların saçı, can differ, tabi arkadaşlar bu saç da olabilir, vücuttan çıkmış herhangi bir kıl da olabilir, can differ in color, texture, thickness, renk, texture, doku ve kalınlıkta farklılık gösterir, and 20 other characteristics, ve 20 farklı özellikte daha farklılık gösterir insanların saçı ya da tüyü. The hair is the garbage, saç diyor, is the garbage, çöp tenekesidir, garbage can, of the body, vücudun çöp tenekesidir, says, diyor, forensic scientist, adli tıp bilim adamı Dr. Robert Scheller. Everything you eat shows up there. Yediğiniz her şey orada ortaya çıkar, görünür yani. Since hair grows 1 millimeter a day, saç günde 1 milimetre, grow da büyümek, uzamak anlamında, since de burada için anlamında, günde 1 milimetre uzadığı için, an analysis, bir analiz can tell, söyleyebilir, if the victim took aspirin yesterday, kurbanın dün örneğin aspirin alıp almadığını, and drank beer, ve bira içip içmediğini, from an aluminium can, alüminyum bir kutudan,
A weak ego bir hafta önce bir bira içip içmediğini de söyleyebilir. Perhaps, belki de diyor, the most exciting area, en heyecan verici alan diyor, of forensic science, adli tıbbın en heyecan verici alanı is the testing of blood samples, kan örneklerinin test edilmesidir. Cold serology, ki bu seroloji olarak adlandırılır. Recent developments, yeni gelişmeler, recent yeni son zamanlarda, have produced tests, testler üretti, that can detect, belirleyebilen, ki bunlar belirleyebilirler, inherited characteristics, inherit miras almak demektir, yani kalıtım yoluyla gelen karakteristikleri in the blood kanda, and even a suspect's disease history, ve hatta diyor bir şüphelinin hastalık tarihçesindeki. The tests are so specific that, testler o kadar spesifik ki, yani o kadar amaca özel ki, they can even tell the difference, onlar bile, even burada bile hatta anlamında tekrar, tell the difference, farkı söyleyebilirler, between identical twins, tek yumurta ikizleri arasındaki farkı bile söyleyebilir, who have had different diseases, farklı hastalıklar geçirmiş olan. Murder is a dreadful business indeed. Cinayet gerçekte aslında berbat bir iş. But let the murderer beware. Beware farkında olmak demek. Keşke bu let the murderer beware arkadaşlar böyle yorumlayacağız. Let müsaade edin demek. Yapın edin demek. Yani bunu katile bildirin. Yani cinayet berbat bir iştir aslında ama keşke katil bunun farkında olsa. The findings that come out of a forensic scientist, bulgular adli tıp bilim adamının, burada work'ü de almamız lazım. Bir adli tıp bilim adamının çalışmasından elde edilen bulgular may be very dramatic and revealing, çok çarpıcı, dramatic ve çok da revealing, açığa çıkarıcı olabilir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.